İyi akşamlar değerli izleyenler. Re Politik programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Doçent Doktor Sait Akçit ve Doçent Doktor Mustafa Çıraklı ile birlikte önemli bir konuyu, güncel bir konuyu çok değerli iki konuğumuzla tartışıp analiz etmeye çalışacağız. Bugün son günlerde ciddi ses getiren Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olarak kabul edilmesi tartışmasını iki değerli konuğumuzla birlikte yapmaya çalışacağız. Bu kabulün ne anlam ifade ettiği, sürecin nasıl ilerleyeceğini, gözlemci üyelik ne demek ve bundan sonra ülkemiz adına olabilecek gelişmeleri ve bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bundan sonraki uluslararası siyasetine ne gibi katkıları olacağını stüdyo konuğumuz Yakındoğu Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Erdi Şafak ve İstanbul'dan konuğumuz olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletler Arası Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi doçent doktor Hakkı Hakan Erkiner ile birlikte tartışıp değerlendirmeye çalışacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen İstanbul'daki konuğumuza sorarak başlamak istiyorum. Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 11 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendi Twitter hesabından yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesini duyurmasıyla beraber yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönem aslında bir de yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Gerek adanın güneyinde, gerek dünyanın değişik kesimleri tarafından bu karar çok tartışıldı. Bazen böyle bir karar alınmadığı yönünde de tartışmalar oldu. Çok tartışıldı, hala daha tartışılmaya devam ediyor. Siz de Ağustos ayında çok önemli bir makale kaleme aldınız. Özellikle bu Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Ne amaçla kuruldu? Bir uluslararası örgüt özelliği taşıyor mu? Yine sizin makalenizde belirtmiş olduğunuz gibi uluslararası örgütler aslında bir norm, kurallar oluşturan kurumlardır. Türk Devletleri Teşkilatı dediğim gibi ne anlama geliyor, hangi amaçla kuruldu ve bir norm oluşturma özelliği var mı ve bu örgütün amacı nedir? Bunlarla başlayalım. Daha sonra da gerek diğer arkadaşlarımın ve gerekse diğer stüdyo konuğumuzun katkılarıyla da konuyu daha derinlemesine tartışma imkanı sağlayalım. Evet, değerli hocalarım, çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Murat Hocam, sizin nezdinizde bütün dinleyicilerimize de İstanbul'dan saygılarımı sunuyorum. İfade ettiğiniz gibi Türk Devletleri Teşkilatı ile alakalı benim uluslararası hukuk boyutuyla bir çalışmam oldu. Genç bir meslektaşımla, bir araştırmacıyla beraber İlayda Eray hanımefendi ile bir makalemiz yayınlandı. Fakat ben programınıza konuk edildiğimde bunu bir fırsat bilip uluslararası hukuk zaviyesinden çok önemli gördüğüm Yunanistan'la alakalı bir meseleyi arz etmek istiyorum şayet müsaade ederseniz. Tabii bu hocam, da buyurun. Yunanistan, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 2019'dan itibaren göreve geldiğinden beri İki argümanı ısrarla beyan ediyor, ısrarla dile getiriyor. Ve öyle ki sanki bu argümanlar hakikaten uluslararası hukukta mutlak gerçeği ifade ediyormuşçasına Türkiye'yi bu iki hususla mütemadiyen her mecrada neredeyse itham etmeye gayret ediyor. Bunlardan birincisi bu pazartesi gene beyan ettiği üzere o sebepten ötürü programınıza katılırken çok da gene taze olduğundan ötürü bu haftanın içinde vuku bulan bir olay en son olduğundan ötürü dedi ki gene Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye Yunanistan'ın uluslararası deniz hukuku uyarınca kara sularını 12 mile çıkarma hakkını kullanması halinde başka bir ülkeye, Yunanistan'a savaş tehdidinde bulunan dünyadaki tek ülkedir. Bu 21. yüzyılda nasıl olabilir?
Türkiye bir baş belası gibi davranıyor. Türkiye uluslararası hukuku kabul etmemektedir. Devam ediyor. Konuyla doğrudan alakalı değil ama Rusya'ya hiçbir yaptırım uygulamamış olan NATO üyesi bir ülkedir. Şimdi ben üslubu hakkında hiçbir yorum yapmaksızın uluslararası hukukun matematik kuralları kesinliğindeki kaideleriyle, müesseseleriyle bu ifadeyi mütemadiyen dile getirdiği bu ifadeyi bir kere yanlışlamak istiyorum müsaadenizle. Bunu da hiç uzatmadan yapmak istiyorum ki programın esas konusuna bir an önce gelelim. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın mütemmim cüzü olan Uluslararası Adalet Divanı statüsünün 38. maddesi, uluslararası hukukun şekli asli kaynaklarının uluslararası antlaşmalar, uluslararası teamül hukuku kuralları ve hukukun genel ilkeleri olduğunu uluslararası hukukta yazılı pozitif norm haline getirmiştir. Buna göre bir yetkinin kullanımı hukuka uygun ise bu yetkinin kullanılacağının belirtilmesi de hukuka uygundur. Bu bir hukuk genel ilkesi. Bir saniyenizi rica ediyorum. Yayınla alakalı kendi sesim bana eko yapmaya başladı stüdyodan. Onunla alakalı bir saniyenizi rica edeceğim. Tabii ki hocam. Sağ olun. Şu anda o engellenmiş vaziyette zannediyorum yönetmenler tarafından. Teşekkür ediyorum. Şimdi dediğim gibi hukukun genel ilkesi, uluslararası hukukun şekli asli kaynaklarında. Dolayısıyla burada şunu ifade etmemiz lazım artık. Bir yetkinin kullanılması hukuka uygunsa, o yetkinin kullanılacağının beyan edilmesi de hukuka uygundur. Buna göre kuvvet kullanılmasının kendisi hukuka uygun olacaksa, kuvvet kullanılacağının ifade edilmesi de hukuka uygundur. Bakın bu hususta jus contra bellum diye uluslararası hukuk literatüründe yazılmış çok mühim bir kitap var. Türkçe literatür üzerinden okumak isteyen benim kaleme aldığım Meşru Müdafaa kitabında da bunu okuyabilir. Türkçe kaynakta 72. sayfada bu ifade edilirken jus contra bellum yani savaşa karşı hukuk adlı bu kitapta da Robert Kolb'un bu kitabında da 292. sayfada ve devamında ifade ediliyor. Yani kuvvet kullanılmasının kendisi hukuka uygun olacaksa kuvvet kullanılacağının ifade edilmesi de hukuka uygundur. Birleşmiş Milletler Antlaşması 2'ye 4, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na aykırı bir biçimde kuvvet kullanımını ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunmayı yasaklar. Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre kuvvet kullanma yetkisi veren hak, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkıdır. Uluslararası sorumluluk hukukuna ilişkin yürürlükteki uluslararası teamül hukuku kurallarını yazılı olarak yansıtan Birleşmiş Milletler'in ARES 5683 diye kodlanan belgesi de gene 21. maddesinde meşru müdafaayı hukuka uygunluk sebebi olarak ifade etmektedir. Benim doktora tezimde yaptığım tercümeyle şöyle ifade ediyor. Devletin fiilinin hukuka aykırılığı, fiil Birleşmiş Milletler şartına uygun şekilde meşru müdafaaya izin verilen ölçüler içerisinde ise ortadan kalkar. Öyleyse bakın Roma İmparatorluğu'nun Jus Fetialis'inden beri yani ilk savaş hukuku nizamlarından beri Justum Bellum haklı savaş sebepleri casus belli olarak ifade edilir. Jus Fetiale'den beri Justum Bellum yani haklı savaş nedeni olan casus belli meşru müdafaa hakkına cevaz verir. Şimdi Türkiye 8.6.1995 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumundan beri Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarmasını Justum Bellum'un casus bellisi yani haklı savaş nedeni yani meşru müdafaa nedeni saymaktadır. Meşru müdafaanın hakikaten meşruiyetinin birinci unsuru gereklilik unsurudur. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Yunanistan hükümetinin Lozan'la kurulmuş dengeyi bozacak biçimde Ege'deki kara sularını 6 milin ötesine çıkarma kararı alamayacağını ümit etmekle birlikte böyle bir
olasılık durumunda ülkemizin hayati menfaatlerini muhafaza ve müdafaa için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine askeri bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verilmesine ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla duyurmasına karar vermiştir diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki önergede. Bu kararda Yunanistan'a meşru müdafaa gereksinimi yaratma deniliyor. Uluslararası hukuka uygun bir biçimde uluslararası barış ve güvenliği muhafazası için Yunanistan devleti uyarılıyor. Çünkü 6 milin ötesinde 12 mile kadar karasularını ilan ederse Türkiye milletler arası hukuktan kaynaklanan egemenlik yetkilerini, açık denizlerin serbestisi, bunlar jus cogens'tir, emredici hukuk değerindedir uluslararası hukukta. Bu haklarını korumak için teşebbüs ettiğinde Yunanistan, buralar benim karasularım deyip donanmasıyla karşımıza çıkacak. Biz haklarımızı kullanmak için o donanmaya karşı, o bize karşı kuvvet kullandığında meşru müdafaa gereksinimiyle işte kazus belli. Buna sebep olma diye Yunanistan baştan uyarılıyor. Asıl uluslararası hukuka uygun olan, asıl uluslararası barış ve güvenliği koruma istikametinde olan Türkiye'nin bu tutumudur. Yani Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın her fırsatta beyan ettiği bu husus kesinlikle doğru değildir. Uluslararası hukuk aritmetiği, kuralları karşısında bu derece geçersizdir. Türkiye savaşla tehdit etmez. Meşru müdafaa sebebi yaratma diyor. Çünkü bu haktır Türkiye için. Bakın bu kadar aritmetik uluslararası hukuk hakikati bir başka mesele daha var. Yunanistan adaların silahlandırılmasını gene aynı Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias defaaten beyanatlarında dedi ki meşru müdafaa gerekçesiyle adaları silahlandırıyorum diyor. Şimdi meşru müdafaanın demin de arz ettim. Birinci unsuru ne? Gereklilik. Olmuş veya olması muhakkak bir saldırıya karşı meşru müdafaa olur. Yalnız muhtemel zanna karşı, muhtemel bir saldırıya karşı, olabilir de olamaz da bir saldırıya karşı uluslararası hukukta meşru müdafaa gereksinimi ve hakkı doğmaz. Şimdi bundan ötürü Yunanistan'ın adaları olması belki muhtemel bir saldırı sahikiyle meşru müdafaa gereksinimi doğdu diye silahlandırmaya teşebbüs etmesi, gayri askeri statüdeki adaları askeri duruma getirmesi bir kere uluslararası sorumluluk hukukunda da ARES 56 83 21'e yani meşru müdafaanın hukuk uygunluk sebebi olmasına aykırıdır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler madde 51'deki meşru müdafaa hakkı da doğmaz. Çünkü gereklilik unsuru zaten tezahür etmemiştir. Bu iki argüman göreve geldiğinden beri Yunanistan Dışişleri Bakanı tarafından özellikle birincisi çok daha vahim. Yani Türkiye'yi de itham ediyor. İkincisi de yanlış argümanla yanlış iş yapıyorlar. Bu yaptıklarından ötürü hukuk uygunluk sebebi yoktur. Objektif statü doğuran bir milletler antlaşmayı gayri askeri statüdeki adaların statüsünü ihlal etmektedir Yunanistan. Bu da Yunanistan'ın uluslararası haksız fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran bir sebep olmadığı için, meşru müdafaa söz konusu olmadığı için uluslararası sorumluluğunu doğurur Türkiye'ye karşı da. Hatta ve hatta uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ölçüde erga omnes yükümlülüğü de ihlal ettiğinden ötürü her devlete karşı da. Şimdi ben bunu bir fırsat bilip yayınınızı uluslararası hukuk zaviyesinden, tamamen uluslararası hukuk bilimi istikametinde bu iki argümanı geçersiz hale getirmek istedim ve bu hususu takdirlerinize sundum. Şimdi hocam, buradan itibaren müsaade Örnek ederseniz. edersek hocam, onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet efendim. Şimdi devletlerin çeşitli konularda gayelerine ulaşmaları amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları bir işbirliği mekanizması olarak karşımıza çıkan uluslararası örgütler günümüzde uluslararası alanda devletlerden bağımsız uluslararası hukuki kişilikleriyle önemli bir yer kaplamaktadırlar. Uluslararası bir anlaşma ile belirli bir işlevi yerine getirmek amacıyla kurulan bu örgütler faaliyetlerini sürdürmekte ve kuruluş amaçlarını yerine getirmekteler. Şimdi birkaç tane husus saptıyoruz uluslararası örgütler hakkında ve bunlar şayet Türk Devletleri Teşkilatı'nda da varsa diyebileceğiz ki temel hukuk mantığı uyarınca
Türk Devletleri Teşkilatı da öyleyse bir uluslararası örgüttür, bir uluslararası hukuk kişiliğidir, hükmü şahsiyeti olan hükümetler arası bir uluslararası örgüttür diyeceğiz. Şimdi bu unsurlara bakarsak 5 temel unsur yakalıyoruz. Bunlardan birincisi uluslararası örgütlerin kuruluşunun hukuki zeminini uluslararası antlaşmaların oluşturması. İkincisi hukuki kişiliğin bulunması. Burayıları çok uzatmayayım. Sonra işlevlerini organları aracılığıyla yerine getirmesi. Dördüncü unsur olarak bu organlar da oluşturulduktan sonra işlevselliği yani fonksiyonelliği, uluslararası örgütlerin kendilerini kuran devletlerin amaçlarını gerçekleştirmek için iş görme yeteneğine sahip olmaları ve nihayet sonuncu unsuru koordineli bir şekilde hareket etmeleri. Yani kendilerini kuran devletlerin siyasi iradeleriyle örgütün hakikaten iş yapabilir durumda olması. Aynı zamanda birkaç kriter daha var. Hükümetler arası bir örgüt mü, yani devletler arası kurulmuş bir örgüt mü, uluslararası hukukta kişilik sahibi olabilmesi bakımından. Diğer bir şey evrensel örgüt mü, yoksa jeopolitik bakımdan bölgesel bir örgüt mü? Yani öğretide ya da uluslararası hukuk biliminde, uluslararası hukuk düzeninde bu söylediğim hususlar bir uluslararası örgüt hakkında değerlendirilir. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı bu kriterleri karşılıyor mu? Kuruluş sürecinin başlangıcı 1992 yılına kadar uzanan Türk Devletleri Teşkilatı 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Antlaşması ile Türkçe konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi adıyla kurulmuştur. 12 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 8. zirvesinde devlet başkanları tarafından kabul edilen İstanbul Bildirisi ile Türkçe konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi'nin adının Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Bugün itibariyle Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletler Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmakla beraber Türkmenistan, Macaristan ve 11 Kasım 2022 tarihi de itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti gözlemci üye statüsüne sahip bir devlet olarak teşkilatta yerini almıştır. Şimdi antlaşmayla kurulmuş mu? Antlaşmayla kurulmuş. Birinci unsur karşılanıyor mu? Birinci unsur karşılanıyor. Nahçıvan Antlaşması'nın birinci maddesinde de belirtildiği üzere Türk Devletleri Teşkilatı uluslararası bir kuruluş niteliğine sahip bir işbirliği mekanizmasıdır. Teşkilatın uluslararası kuruluş olduğu maddede belirtiliyor ve Türk Devletleri Teşkilatı'na uluslararası örgüt sıfatı kurucu antlaşmasıyla kazandırılıyor. Dolayısıyla Nahçıvan Antlaşması Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir uluslararası örgüt olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu antlaşması niteliğindedir. Aynı antlaşmanın 10. maddesine göre Türk Devletleri Teşkilatı antlaşmalar yapabilir, mülk edinebilir, edindiği mülkü elden çıkarabilir, mahkemelere davacı veya davalı olarak katılabilir, banka hesabı açıp nakdi varlıklar üzerinde işlem yapabilir. Dolayısıyla bakınız, uluslararası hukukta kişi olmanın neticesi nedir? Hukuki işlemleriyle kendi adına hak doğurmak ve borç altına girebilmek, yükümlülük altına girebilmek. Burada da yani kurucu antlaşmanın 10. maddesinde de açıkça yazıyor ki bu antlaşmayla bu selahiyet derler eskiler, bu yetkilere bu örgüt, teşkilat sahip. Dolayısıyla burada da fiil ehliyeti bakımından hak ehliyetini doğurucu hükmü şahsiyeti yani tüzel kişiliği oluşturucu kurucu antlaşmada düzenleme var. Sonra işlevsellik bakımından organlara sahip mi dedik? Gene bakın, Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde bulunan ve faaliyetlerini sürdürmek aracı olan organlarıyla kurumsal yapıya sahip bir uluslararası örgüt. Bu da açık. Örgüte kurumsal yapıyı kazandıran Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Aksakallar Konseyi çok kendine özgü sui generis bir organ. Çünkü örgütün bir
kimlik örgütü olmasıyla eşgüdüm sağlayan kültürel bir özellik bu aynı zamanda. Uluslararası ilişkilerde sizin benden çok daha iyi bildiğiniz inşacılık teorisinin de bir örgüte yansıması oluyor bu. Aksakallar Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi ve Sekreterya. Bunlar Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş amaçlarını ve işlevlerini yerine getirmek üzere oluşturulmuş organları. İkinci maddesi Nahçıvan Antlaşması'nın, kurucu antlaşmanın ikinci maddesi zaten antlaşmayla kurulan bu teşkilatın amaçlarını da bize söylüyor. Çok hızlı arz edeyim, Hocam zamana riayet ederek. toparlarsak iyi olur. Tahyal. O zaman şöyle Üstünde ifade konumuza da edeyim. dönmem gerekiyor. Tabii ki şüphesiz. O zaman şöyle ifade edeyim. Bu en önemli sorunuz hocam şuydu. Türk Devletleri Teşkilatı bir uluslararası örgüt müdür? Türk Devletleri Teşkilatı uluslararası kişiliğe sahip bir uluslararası örgüttür. Peki bu örgüte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin gözlemci üye devlet olarak üye edilmesi, gözlemci üye edilmesi ne manaya geliyor? Sorunuzun son kısmında o husus vardı. Ona da hızla temas edeyim. Şimdi burada artık 11 Kasım 2022 tarihi itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nın da beyan ettiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi adıyla bir uluslararası örgüte artık üyelik kazanmıştır. Bu gözlemci üyelik olmakla beraber nihayetinde adıyla bir uluslararası pozisyonda yerini almıştır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 9. zirvede olan Semerkant bildirisinde bu üyelik ilan edilmiştir. Şimdi burada bir takım devamında konuşulabilecek hususlar var ama konuşulup konuşulmayacağını hocam ben sizin takdirinize bırakayım. Tanıma bahsi söz konusu olur. Hocam onu Şimdi isterseniz burada daha sonraya bırakalım. tahyal Çünkü tanıma ile başıyla ilgili beraber ayrı sorularımız da hocam olacak. şayet kafiyse şu ana kadar çünkü ben başta yani benim için şahsen çok önemli olan iki hususu arz etmek istedim. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın yani bir Türk uluslararası hukuk akademisyeni olarak çünkü bunları her okuduğumda yani bu kadar yanlış bir şey nasıl söyleniyor diye her seferinde düşünürken fırsat bildim, imkan tanıdınız önce onları arz ettim. Teşkilat kısmını tekrar gerek görürseniz, söz verirseniz ben yayında burada olacağım, dile getirmeye çalışırım hocam. Çok Çok teşekkür teşekkürler hocam. ediyorum. Çok sağ olun. Erdi hocam size geçmeden önce ben hocamın şimdi çizdiği uluslararası örgüt noktasında hem Sait hocamın hem de Mustafa hocamın bu konudaki görüşlerini de almak istiyorum. Ondan sonra da size de bu örgütün aslında hocam daha çok hukuksal kuruluşunu dile getirdi. Sizden de siyasi olarak bu örgütle ne amaçlanıyor o sorunun cevabını almak istiyorum. Burada herhalde şey vurgusunu yapmak lazım hocam. Hakan Hoca da vurguladı aslında kimlik boyutu, kültürel bir boyut. Bunu birazcık irdelemek lazım. Siz konuyu açarken aslında Nahçıvan Anlaşması ile ilgili bir değişiklik protokolü var. Ona değinmek mümkün olur mu diye soracağım size. Çünkü burada aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olarak alınmasının statü açısından ne ifade ettiğini anlayabilmek için belki ona bakmak lazım. Yani benim bugün bir iki görüşmem oldu. Özellikle bölgeyi çalışan arkadaşlarımızla birlikte Asya Tutumlu Hoca'yla görüştüm yakında o üniversitesinden. Siyaset Bilimi bölümünden. Asel Hoca hem Kazakistanlı olması itibariyle bölgeyi bilen hem de aynı zamanda bölgeyi çalışan bir Kazak olarak aslında konuyu biraz değerlendirdi. Kazakistan açısından biraz vurgu yapmaya çalıştı. Burada özellikle vurguladığı noktalardan biri aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üyeliğinin Kazakistan açısından kültürel bir boyut taşıdığıydı. Baktığımız zaman ve tanınma meselesi çok tartışmalı bir konu. Çünkü hemen arkasından Kazakistan'ın yapmış olduğu resmi açıklamada aslında toprak bütünlüğü
Yani Kıbrıs Cumhuriyeti vurgusu var orada. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin temsil ettiği aslında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü konusunda herhangi bir tasarrufları olmadığını ve buna saygı duydukları belirtilmişti. Bu konuyu da açabilirseniz sevinirim. Ama tabii ki ilginç noktalardan biri, belki siyasi anlamda bunu genişletmek enteresan olabilir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın örgütlenme açısından 2021'den sonra aslında giderek güçlenme eğilimine girdiğini, güçlenme derken aslında daha organize bir yapıya doğru evrildiğini ve daha yakın bir işbirliği boyutu taşıdığını söylemek lazım. Siz yani Türk dünyasını da çalışan bir isim olarak baktığınızda aslında bunun siyaseten ne anlama geldiğini birazcık yorumlarsanız ben çok memnun olurum. Ben de tabii burada iki noktanın irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktalardan ilki örgütü ilgilendiren, örgütün mevcut, başta Türkiye olmak üzere mevcut üyelerini ilgilendiren bir nokta. İkincisi ise bizi, yani KKTC'yi daha fazla ilgilendiren bir nokta. İlk noktada tabii Hakkı Hocam bu konuyu irdelerken az önce makalesine de atıfta bulundu. Gerçekten çok değerli bir çalışma. Az sonra kendisine tekrar söz vereceğiz ama Hakkı Hocamız orada iki noktaya temas ediyor. Bu örgütün amaçları bağlamında. Birincisi kimlik inşası. Yani zaten hali hazırda mevcut kültürel ve diğer tarihsel bağların daha da pekiştirilmesi, bunun üzerine bir işbirliği inşası, kimlik boyutu katılarak. Ama ikincisi de nüfuz kazanma meselesi. Evet. Ki bence bu Türkiye'yi oldukça ilgilendiriyor, bölgedeki nüfuzunu artırma noktasında. Ama aynı zamanda Avrasya ülkelerine, diğer Türkiye ülkeleri de ilgilendiriyor. Rusya'ya bağımlılıkları noktasında. Evet. Şimdi bir olayın bir boyutu bu. Bunu irdeleyelim bu akşam dilerseniz biraz. İkinci boyutuysa bizi ilgilendiren nokta. Bizi ilgilendiren noktada da aslında iki konu öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi amaç. Ki bunu tanınma olarak telaffuz edenler var. Bunu bir kenara koyalım ama ben çünkü burada biraz daha farklı düşünüyorum. Benim daha da ilgilendiğim konu araç. Evet. Biz KKTC olarak bunu nasıl araçsallaştıracağız? Yani hatta bir adım daha öne gideyim. KKTC'nin tanınması, onu bir kenara koyarsak, Kıbrıslı Türklerin tanınması ve tanıtılması için bundan sonra neler yapılması gerekiyor? Ne tür fırsatlar var karşımızda, ne tür engeller var? Bunları da ben bu akşam tartışmak istiyorum sizlerle. Şimdi tabii ortada çok fazla soru oldu ama evet hocam, biz yine teşkilatın amaçlarına, siyasi hedeflerine odaklanalım. Daha sonra hocalarımın dile getirdiği soruları da kısa hem kısa size hem de Hakkı hocamıza yöneltip detaylı bir şekilde tartışalım. Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim hocam. Ben de buradan izleyenleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Önemli bir konuyu tartışıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsünü elde etmesi gerçekten önemli bir mesele. Ben bu adım ve bundan sonra bu tür adılacak adımların son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin başka örgütlerde de gözlemci statüsü ya da tam üye olarak yer alması son derece önemli bir adım olur. Bu ve bu gibi adımların da devam etmesini temenni ediyorum. Böyle bir müsaadenizle başlamak isterim. Tabii Hakan Hocam detaylı bir açıklama yaptı. Uluslararası örgütlerin gerek uluslararası hukuk kişiliği anlamındaki açıklaması, tanımı, gerek rolleri, işte statüleri. Hani ben o konulara çok girmek istemiyorum ama gerçekten şuna değinmemizde yarar var. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası örgütlerin gerek uluslararası ilişkilerde gerek uluslararası hukukta önemli bir aktör haline geldiğini görüyoruz. Son derece önemli bir misyon üstlendiklerini de görüyoruz. İşte NATO örneğinde olduğu gibi, Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi,
küresel iklim kriziyle mücadelede kurulan örgütler örneğinde olduğu gibi gerçekten önemli misyonları da üstlendiğini görüyoruz. Artan bir değeri var uluslararası örgütlerin. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman dediğim gibi bu ve bu tür örgütlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer alması da gerçekten son derece önemli. Konumuza gelecek olursak Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde yer alması tabii ki bizler için ayrı bir anlam ifade edebilir. Gerek işte isminin Türk Devletleri Teşkilatı olması, işte gerek Türkiye'nin aktif rol, yani o örgüt içerisindeki üstlenmiş olduğu rol açısından değerlendirdiğim zaman gerçekten Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde yer alması son derece önemli. Çok kısa kısa yani belki onları değineceğim ama birkaç nokta daha var müsaadeniz olsa Sayın Hocam değinmek istediğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ilk defa bir örgütte gözlemci statüsü elde etmedi. Yani bunu gözlemci üye ya da gözlemci statüsü iki şekilde açıklayanlar da var ama esasen yani hukuki anlamda gözlemci statü tabiri biraz daha doğru olabiliyor. İlk defa bir uluslararası örgütte gözlemci statüsü elde edilmedi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir gözlemci statüsü var. Ancak orada farklı bir durum var. Sizlerin de bildiği üzere oradaki ismi Kıbrıs Türk Devleti şeklinde yer alıyor. Bu açıdan baktığımız zaman bu son adım Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak yer alması örgütün resmi sitesinde ve dün binasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağının yer alması son derece önemli bir gelişme. Bu da tabii ki aslında çok da şaşırmıyoruz bu çok şaşırmadık bu gelişmeye. Elbette ki bu son zamanlarda izlenen gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından izlenen işte iki egemen devlet, bağımsız devlet politikasının yansıması. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma çağrısından sonra işte atılan bir adımın neticesi olarak da değerlendirebiliriz bu meseleyi. Burada dediğimiz gibi bir farklı bir durum var. Kıbrıs Türk Devleti değil, artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ilk defa bir uluslararası örgütte yer alma durumu söz konusu. Öncelikle işte dediğim gibi bu pencereden bir bakmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da nedenini de hani belki kısaca bir açıklamamız faydalı olabilir. Daha önceki örgütlerde aslında federasyon görüşmelerine bir mesajdı. Kıbrıs Anlam Planı çerçevesinde kurulacak yapının devamı niteliğinde Kıbrıs Türk Devleti olarak yer alması İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve Ekonomik İşbirliği Konseyi'nde Kıbrıs Türk Devleti olarak yer alması aslında Anlam Planı'na da bir göndermeydi. Hala bu Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında çözümden yana olduğuna dair de bir mesajdı ama şu an dediğimiz gibi artık o süreç de bildiğiniz üzere değiştiği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yer aldığı ilk uluslararası örgüt. Bu açıdan da bakmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok sorulara değinmeyeceğim hocam. Çok da fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Belki Hakan hocamın da katmak istedikleri vardır ama bir nokta önemli. Özellikle Sait hocamın sorduğu soru açısından baktığımız zaman Hakan hocam da değindi. Aslında Türk Devletleri Teşkilatı, işte Türk dili konuşan ülkeler ve Türk Konseyi adından sonra bir Türk Devletleri Teşkilatı olarak isim değişikliğine gitti. 2001 yılında bu değişikliğin gerçekleştiğini görüyoruz. Ben bunu şu açıdan bakmanın doğru olacağını düşünüyorum. Zamanlama açısından son derece önemli bir tarih. Nedir? Birincisi Rusya'nın Orta Asya ve Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki o ilişkilerin ne derece sıklaştığı ya da ne derece bir yeni bir boyuta ulaştığına bir görmemiz gerekiyor. Bildiğiniz üzere Ukrayna meselesinden ötürü Rusya enerjisini, dikkatini şu an Ukrayna'ya çevirmiş durumda. Avrupa Birliği ile ilişkileri hepimiz biliyoruz son derece sorunlu. Amerika Birleşik Devletleri ile zaten keza ciddi bir sorun vardı. Bu çerçevede yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması boyutuna ben bir hani daha detaylandırırız. Tabii ben şimdi kısaca bir değinmek istiyorum ama bir Rusya'nın şu anki konjonktürdeki durumu açısından değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. İkincisi bir diğer süper güç Amerika Birleşik Devletleri açısından Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu son adımları atabilmesi ya da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne böyle bir statünün verilmesinin bir Rusya boyutunu, ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri açısından bakmanın doğru olacağını düşünüyorum. 2018'de Kazakistan'dan çekilmesi, 2021 özür dilerim tarihinde Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden çekilmesi,
Orta Asya konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen politikası Türk devletlerini biraz daha yakınlaştırmış olabilir mi? Belki sizlerin de bu konuda yorumları olabilir. Ben bu açıdan da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Elbette Orta Asya denildiği zaman unutmamamız gereken ya da Orta Asya Türk Devletleri ile birlikte Türkiye devletleri ilişkileri dediğimiz zaman Çin'in stratejisini de bir belki açmamız gerekecek. Bir başka pencere Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin yine unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Karabağ zaferinin bir yansıması olarak Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde bir birlikteliğin son derece önemli olabileceğini ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu destek, yani Türk Devletleri Teşkilatı'nda bile açılış konuşmasında Sayın Aliyev Karabağ zaferinin ötürü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir teşekkür ederek, minnet duyduğunu belirterek bir konuşma gerçekleştirdi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bunları bir kenara bırakarak Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri içerisinde Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi Kazakistan mesela ya da diğer devletlerin de kendi içlerinde bazı sorunları var. Her şey dört dörtlük değil, güllük gülistanlık değil. Bazı problemler var. Özellikle sınırların belirlenmesi konusunda hala bugün Kırgızistan, Tacikistan zaman zaman çatışmanın eşiğine geliyor. Hatta birkaç yerde okudum, Rusya'nın Sykes-Picot anlaşması geçerli. Hala Orta Asya'da parçala böl, işte Orta Doğu'da olduğu gibi devletleri parçaladı, farklı haritalar çizdi ve bu birçok yani bu devletler bundan memnun değil. Orta Asya devletleri içerisinde de sıkıntılar var. Bunu da bir değerlendirmemiz gerekiyor. Çok kısa hemen toparlayayım hocam. Bu tanıma anlamına gelir mi? Hemen bir cümleyle bunu da önce tanımaya girmeyelim. Onu peki, ayrıca ayrı başlık altında değerlendirelim ki yetmeyelim. Önemli peki. Bir konu olduğu için bölmeyelim peki, diye hocam, düşünüyorum. Buyurun. Hakan Hoca'ya isterseniz dönelim. Hakan Hocam aslında daha direkt bir soru sormak istiyorum size. Uluslararası hukuk açısından KKTC'nin aslında gözlemci statüde üyeliğinden bahsediliyor. Baktığımız zaman tam üyelik meselesi gözlemci üyelikten nasıl bir farklılık gösterir? Bunu bize birazcık hukuki anlamda ifade edebilir misiniz? Tam üyelik için konulan şartlardan biri çok fazla tartışmaya girmeden sonra geleceğiz çünkü o konuya tanınmayı gerektirir mi mesela? Birleşmiş Milletler üyeliği statüsü gerektiren bir gerekçe midir? Yoksa yani aslında Türk Devletleri Teşkilatı Nahçıvan Anlaşması'nda, kurucu anlaşmasında yapılan protokol değişikliği kültürel anlamda bir farklı birimleri de kabul edebilecek bir statüyü mü tanımlamaya çalıştı son çabasında? Yani bu anlamda baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üyeliği Rusya'dan Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin üye olarak kabul edilmesi, gözlemci üye olarak kabul edilmesi ama Rusya'nın toprak bütünlüğün tartışmasına girilmemesi gibi bir örnek mi? Değerli Sait Hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olarak alınmasının önemi Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'nin gösterdiği reaksiyonlarla, tepkilerle ne derece önemli bir şey olduğu uluslararası ilişkilerde ortaya çıkıyor. Yani bu Lalettin bir özerk bölgenin, Lalettin derken ben hukuki mahiyette kastediyorum, bir bölgenin gözlemci üye alınmasından çok farklı bir durum. Gösterilen tepkiler de işin önemini gösteriyor. Şimdi ben hukuken şöyle ifade edeyim. Nahçıvan Antlaşması'nın 16. maddesi uyarınca Türk Devletleri Teşkilatı tarafından devletlere, uluslararası örgütlere ve uluslararası forumlara gözlemci üye statüsü verilebilmektedir. Nitekim teşkilatın kurucu üyeleri olan Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın yanında Türkmenistan ve Macaristan da teşkilata gözlemci üye olarak alındılar. Devletlere gözlemci üye statüsü verilmesinin kapsamı KKTC'den önce alındılar. Her örgütte değişkenlik gösteren özel koşullara bağlı. Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi çalışma esaslarının 4. maddesi gözlemci üye statüsünü düzenleme altına alıyor. Bu maddeye göre gözlemci üye statüsü olmak isteyen bir devlet, uluslararası örgüt ya da forum, gözlemci üye olmak yönündeki beyanı ile
TDT'ye yani Türk Devlet Teşkilatı'na üye devletlerin onayına tabi olmak şartıyla dönem başkanına başvurabiliyor. Bu yöndeki başvuru devlet başkanları konseyi tarafından kabul edilmesinin ardından verilmiş sayılıyor. Şimdi gözlemci üyeler aksinde karar alınmadıkça devlet başkanları konseyi, dışişleri bakanları konseyi ve kıdemli memurlar komitesine teşkilatımızın organları bunlar. Katılma hakları olmakla birlikte bu organların toplantılarında oy kullanma hakları bulunmuyor. Bununla birlikte dönem başkanı tarafından gözlemci üyelere toplantılarda konuşma yapma, uzman düzeyinde toplantı tartışmalarına katılma, belirli gündem maddeleri hakkında yazılı beyanlarda bulunma üzere yetki verilebiliyor. Yani ayrıca şunu da ekleyerek bitireyim, ondan sonra da sorunuzun son kısmına geçeyim. Gözlemci üye statüsü devlet başkanları konseyi tarafından askıya alınabiliyor ya da sonlandırılabiliyor. Şimdi şu mesele önemlidir. Ben şöyle formüle edeyim bunu. Uluslararası hukukta uluslararası örgütlerin kendi fiillerinden yükümlülükleri nedir, sorumlulukları nedir? Bir uluslararası örgüte üye devletlerin örgütün fiillerinden sorumluluğu nedir? Daha da basit, daha da sade ama kuvvetli şöyle formüle edeyim. Bir örgütün fiili üye devlete isnat edilebilir mi? Yani bir örgütün, mesela Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni gözlemci üye olarak almakla de facto, yani fiili olarak zımnen, örtülü biçimde tanıması teşkilata üye devletlerin de bunu böyle yaptığı anlamına gelir mi? Bunun çözümü, cevabı şudur. Uluslararası örgütler hukukunda bir perde vardır. O perdenin arkasında örgütün davranışları üye devletlerin davranışı sayılmaz ve onların sorumluluğunu da doğurmaz. Teşkilatın fiilidir, teşkilatın hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları doğur. O fiiller doğrudan üye devletlere isnat edilmez, yani atfedilmez, yüklenmez fiil olarak. Dolayısıyla burada üye devletlerin pozisyonu, bunu teşkilat perdesi arkasında yapmakla uluslararası hukukta böyledir. Onu ifade etmek lazım. Çünkü bunlar bilinen uluslararası hukukun aritmetik kaideleri. Yani bu böyle. Şimdi bir yerden izin almak gerekir mi? Birleşmiş Milletler'e üye olmak gerekir mi? Hayır, gerekmez. Uluslararası hukukta devlet olmanın gereği Birleşmiş Milletler örgütüne üye olmak değildir. Hocam, üç tane düzeltme yapabilir miyim? Lütfen, buyurun. Soruma, yani benim sorum daha çok burada Birleşmiş Milletler üyeliği gibi bir, yani tamamen uluslararası tanınmışlığın tam üyelik açısından bir şey. Anladım. Hocam, şöyle ifade etmek lazım. Bu teşkilatın siyasi kararıdır. Uluslararası hukukta böyle bir gereklilik yoktur. Çünkü egemen devletlerde olduğu gibi hükmü şahsiyete sahip bir örgüt de uluslararası hukukta kendi fiillerinin sahibidir. Bunları izin alacağı bir yer yok. Eğer tanımak istiyorsa tanır. Ha, Güvenlik Konseyi'nin kararı başka bir meseledir. O ayrıyeten de tartışılabilir. Orada da söylenecek çok husus vardır. Orada Güvenlik Konseyi kararı var, tanıma diyor diye kestirip atılabilecek bir durum da yok kaldı ki. Ama şöyle arz edeyim. Burada teşkilat bir gün bunu tam üye yapmak isterse de yapar. Bu teşkilatın fiilidir. Ha, uluslararası sorumluluk doğurur mu, doğurmaz mı? Bu da teşkilatın siyasi iradesiyle alakalı bir şeydir. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yani uluslararası sorumluluk doğurur da demiyorum. Bu ayrıyeten bir analiz konusudur. Zaten tanıma kapısını soru olarak henüz açmıyorsunuz. Ben de açılmamış kapıdan girmeyeyim. Şöyle bağlıyorum hocam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye yapılması için bu cumhuriyetin hali hazırdaki niteliklerinin üstüne ilave bir nitelik gerekmemekte. Ülkesi var, halkı var, milli egemenliği siyasi otoritesi var. Bu bir devlet. Tanınma devlet olmanın şartı değil. Birleşmiş Milletler üyesi olmak devlet olmanın şartı değil. Teşkilatın siyasi iradesi o şekilde tezahür ederse bunu tam üye de yapar. Şu andaki siyasi irade gözlemci üye yapma konusunda tezahür etti. Ben sorunuza bu şekilde cevap vereyim. Gözlemci üyelik hocam, son olarak bitiriyorum. Fiil ehliyeti sınırlandırılmış bir üyelik çeşidi. Yani tam fiil ehliyetine sahip değil. Hak ehliyeti bakımından da dolayısıyla kendi fiilleriyle tam üyeymiş gibi
kendisini hak sahibi kılamıyor. Bu sınırlı ehliyet diyebiliriz, sınırlı yetkinlik diyebiliriz. Böyle takdir edildi teşkilat tarafından, böyle bir üyelik verildi. Macaristan'da, Türkmenistan'da hali hazırda zaten şu anda o statüde böyle arz edeyim. Zamana da riayet bakımından. Teşekkür ederim hocam. Erdo Hoca'ya da. Sağ olun hocam. Ama hocamın bahsettiği konuya biraz bir ekleme yapabilirsek belki Kosova'yı bir örnek olarak verebiliriz burada. Kesinlikle. Baktığımız zaman. Bir de hocam Avrupa Birliği tepkisinden bahsetti. Evet. Sanıyorum ilk kez Avrupa Birliği açıklama yaparken ayrılıkçı bir devlet yapısı olarak tanımladı. Evet. Kuzey Kıbrıs'ı. Kesinlikle. Ve çok sert bir açıklamaydı. Kesinlikle. Baktığımız. Buyurun hocam. Ben de Hakan hocamın belki açıklamalarından devamen küçük bir ekleme yapmak isterim hocam. Uluslararası örgütlere üyelik tam üye ve gözlemci üye şeklinde gerçekleşebiliyor. Bazı örgütler tam üyelik için gözlemci statüsü de arayabiliyor. Bu tür örnekleri de görebiliyoruz. Yani burada belki bir gözlemci üyenin de açıklamasını yapmak yerinde olabilir. Gözlemci üyelik aslında sınırlı bir üyelik anlamı taşımakta ve genel olarak baktığımızda uygulamada gözlemci üyelerin örgütte oy hakkı, toplantılara katılma hakkı var ama bir oy hakkının olmadığını görüyoruz. Onun dışında birçok faaliyette yer alabiliyor. İşte herhangi bir karar alınma mekanizmasında gözlemci üye oy hakkı bulunmaması anlamına geliyor. Yani gözlemci üyenin de belki ya da gözlemci statüsünün de kısaca bir açıklaması faydalı olabilir. Hakan Hocam'ın söylediği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir şekilde bir uluslararası örgüte üye olması konusunda tanınması gerekmiyor. Yani bu uluslararası, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında bir tanınma söz konusu olmadığı için herhangi bir devlete tam üye olamayacağı anlamına gelmiyor. Kosova örneği dışında hocam başka örneklerimiz de var. Milletler Cemiyeti zamanına çok gitmeyelim ama biz şunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler kuruluş aşamasında Beyaz Rusya ve Ukrayna'nın Sovyetler Birliği çatısı altında federe yapıları olmasına rağmen, bağımsız devletin ötesinde bir federe yapıları olmasına rağmen konferansa katılıp bir üyelik statüsü elde etme yolunda bazı adımların atıldığını görüyoruz. Daha sonra yine İngiliz kontrolü altında olan Hindistan'ın, Bangladeş'in yine BM'ye, San Francisco konferanslarına davet edildiğini görüyoruz. Yani tam bağımsız olmayan devletlerin bile uluslararası örgütlere üyelik adımı attığını görüyoruz. Ama çok daha enteresan bir örnek var. Bir ulusal kurtuluş harekatının, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bugün baktığımız zaman iki örgüte üyeliği söz konusu. Devlet adı olmadan da iki örgüte, Arap Birliği ve Arap Para Fonu'na üyeliği söz konusu. Yani bakın bir devlet olmadan da bir uluslararası, hani onların durumu çok daha farklı uluslararası hukukta. Ulusal kurtuluş harekatlarının statüsü biraz daha tabii ki tartışılır ama bu konumuzun dışına çıkmak istemiyorum. Ya da başka bir örneğe bakıyoruz. Hong Kong, Tayvan bugün Çin'in kontrolü altında bir yapı, devlet, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de belki bazen Tayvan modeli öngörülür ama bugün Hong Kong ve Tayvan, yanlış söylemeyeyim, Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesi. Yani demek ki uygulamaya baktığımızda farklı bir durumla karşılaşabiliyoruz. Yani burada tanınması gibi bir durum söz konusu değil. Hakan Hocam burada çok güzel belirtti. Devlet olabilmenin 3 unsuruna sahiptir. Yine bir küçük ekleme, Montevideo Sözleşmesi. Hani belki hukuki gerekçemiz, dayanağımız da olsun. 3. maddesi burada. Uluslararası hukukta devlet olabilmenin koşulları arasında tanımanın bulunmadığını söylüyor. Tanıma açıklayıcı bir işlemdir aslında sayın hocalarım. Yani bir devlet uluslararası örgüte üye olmadan da zaten vardır. Örgüte üye olmakla devlet olmuyor. Yani bunun da özellikle altını çizmemiz gerekebilir. Yani uluslararası örgüte üye olduğu tanındığı anlamına da gelmiyor. Zaten bir devlet uluslararası bir örgüte üye olmadan önce de mevcudiyeti vardır diyebiliriz. Çok özür dilerim, bir noktaya daha değinmişsiniz hocam ama bir sorunuz daha vardı. Burada benim söylediğim noktalardan biri şeydi aslında, gözlemci üye ile tam üyelik arasındaki farklardı. Kosova'dan Kosova bahsettik örnek evet, olarak. Oydu. Evet. Onu zaten değindiniz. Aynı şekilde Kosova örneğinde Avrupa Birliği'ne tanımaması, Avrupa Birliği'nin Kosova'ya karşı durumu ki bu soru zaten hocam Uluslararası Adalet Divanı'na da Kosova'nın bağımsızlık kararı soruldu. Hı hı. Ve Uluslararası Adalet Divanı Kosova'nın bağımsızlığının uluslararası hukuka uygun olduğu şekilde bir karar vererek danışma görüşü vererek özür dilerim orada bir danışma görüşü şeklinde soruldu. Uluslararası örgütlere üye ve bugün
hala bazı devletler tarafından da tanınmıyor. Yine çok önemli bir örnek. Yani orada da tam şeye geliyoruz değil mi? Yani evet bir devlet olmanın unsurlarını doğrudur, bulundurabilir, onlara sahip olabilir ama bu hani tanınmanın diğer devletlerin o devleti tanıyacağı anlamına gelmiyor. Burada siyasi iradeye ihtiyaç duyuluyor. Tanınma tam olarak budur hocam. Ve aslında yani Hakkı Hocam da az önce ona değindi. Hakkı Hocam siz şöyle bir şey dediniz. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın iradesiyle alınmış, üye devletlerin değil örgütün iradesiyle alınmış bir karardır bu karar vurgusu yaptınız. Orada ben şunu sormak istiyorum hocam. Tabii şimdi tartıştığımız konular sadece hukuki konular değil. Aslında hukuk ile uluslararası ilişkilerin birbiri içine geçtiği kesişim kümesi teşkil eden bir konu bu tanınma konusu. Evet. Ve siyah beyaz bir konu da değil. Burada ben bu kararın alınmasında Türkiye'nin başı çektiğini görüyorum. Bunu aslında zaten hani görmek için de hani siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı olmaya da gerek yok. Ama burada benim şunu sormak istiyorum sizlere. Yani burada Türkiye'nin bu teşkilat içerisindeki konumlanışı ile ilgili neler söyleyebiliriz? Başında da yine konuştuk. Erdi Hocam da sağ olsun değindi. KKTC'nin bu gözlemci üye olma sürecinde bile bazı üye devletlerin bu sürece karşı çıktığını biliyoruz. İsim vermeye de gerek yok. Bu olumsuz tavırları Türkiye bertaraf etti. Türkiye'nin bu teşkilattan beklentisi ne? Ve daha da bölgesel olacak bakacak olursak biliyorsunuz Türkiye ile az önce Erdi Hocam da bahsetti. Türkiye ile ABD arası uzunca bir süredir açık. Yani bu Trump döneminde Rahip Brunson olayıyla başlayan bir durum. Evet. Ardından farklı faktörlerle daha da tırmandı gerginlik. Şu andaki mevcut ABD ile Türkiye ilişkilerinin bu konumlanışa yansımaları nedir Sayın Hocam? Yani Türkiye bu teşkilata ABD ve Batı ittifakıyla arası bozuk olduğu için bu kadar önem veriyor. Bunu bir değerlendirebilir miyiz? Ardından yine aynı soruyu Erdi Hocam'a da ben soracağım. Değerli Mustafa Hocam, çok çok teşekkür ediyorum bu sorularınız için. Şimdi şöyle arz edeyim. Bu uluslararası hukukta, uluslararası örgütlerde, uluslararası ilişkilerle kesişim, esasında bu bütün disiplinler bir müşterek şeyin parçası, hayatın. Yani biz zihinlerimizde bunları disiplinlere ayırıyoruz ama hayatın kendisini disiplinlere ayırmıyor. Yaşam devam ediyor. Kesinlikle. Dolayısıyla biz insan aklının işte çalışanları, temsilcileri olarak bunları anlamlandırmaya çalışıyoruz. Kavramlarla açıklamaya çalışıyoruz. Onu yaparken şunu ifade edeceğim. Şimdi bu inşacılık boyutuyla da Türk Devletleri Teşkilatı Türk kimliği anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Bu anlayış yalnızca örgütün çekirdeğinde değil, amaç ve hedefleriyle kurumsal yapısına da doğrudan yansımıştır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Nahçıvan Anlaşması'nın ikinci maddesinde işaret edilen dış politika, ortak tavır, kültürel etkileşim amaçları hep bu Türklük kimliği üzerinden. Peki nedir bu? Türk dili konuşan ülkelerden olmak demektir. Türk Devletleri Teşkilatı'nda bu. Şimdi hal böyle olunca ne lüzum var milli bir kültür ve kimlik etrafında teşkilatlanmaya? Lüzum var mı? Bakınız, Avrupa Birliği organları Rumların 1990 başvurusunda Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti değildir. Güney Kıbrıs Rum yönetimidir. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yaptıkları darbeyle, işledikleri insanlık suçlarıyla Rumlar kendileri yıktı. Onlar
Kıbrıs Cumhuriyeti değil. Buna rağmen bakın, AB organları Rumların 1990 başvurusu hakkında şunu söylüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Kıbrıslı Rumların başvurusunu inceleyerek 30.06.1993 tarihinde olumlu görüşünü bildirirken Kıbrıs'ın 2000 yıldır Avrupa kültür ve uygarlığının kaynağı olduğunu bildiriyor. Avrupa kimliğine Yunanlıların, Rumların vurgu yapıyor. Kıbrıs için eski Helen uygarlığının menbaalarından biri diyor. Şimdi bu ne? Bu tam bir kimlik politikası Rumları alırken. Şimdi dolayısıyla demek ki dünya böyle. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı da Avrupa Birliği Rumları alırken ne kadar kimlik siyaseti güttüyse, Türk millet ailesinin ayrılmaz bir dalı olan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni de Türk Devletleri Teşkilatı gözlemciyi alırken, yani kuruluş gayesine uygun bir şekilde siyasi iradeyi tezahür ettirerek aldı. Şimdi dolayısıyla burada sizin de sormuş olduğunuz sorular istikametinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türklükte, Türk tarihinde, tabii ki bunun kurucu düşünürleri Çağatay Türkçesi, Azerbaycan Türklüğü, onların hiçbirini unutmadan söyleyelim ki ilk bağımsız ulus devlet, yani imparatorluktan sonra şüphesiz arada Batı Trakya vesaireyi de bilerek söylüyorum ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir ulus devlet olarak, ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasasına göre Türk demek, Türk vatandaşı demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olmak demektir. Bu etnik köken değildir. Etnik köken değildir. Bu bir milli kimliktir. Bir milli devlet. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı da Türk Devletleri'nin teşkilatı olduğuna göre, Türkçe konuşan ülkelerin devletlerinin teşkilatı olduğuna göre bir milli devlet temeli üzerine kurulan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu bu cumhuriyette şüphesiz lokomotif Türk Devletleri Teşkilatı'nda. Bu milli hasletlerinden ötürü. Yani bunlarda yadırganacak bir şey olmamakla beraber kavramları doğru yerlere oturmak lazım. Bu şövenizm değildir. Bu etnik mikro milliyetçilik değildir. Irkçılık hiç değildir. Bu dediğim gibi uluslararası hukukun da gelişiminde, yani ulus devletler nasıl kuruldu? Milli monarşilerin batıda ulusları inşa etme süreci, Orhun yazıtlarında milattan sonra 7. asırda miladi takvimde Türk milleti lafı geçerken Fransızlara Fransız denmesi belki 12. Louis'nin zamanında ancak mevzu bahis oldu da Fransız kralları biz Fransızlarız kralıyız diyebilmeye başladı. Dolayısıyla bunlar insanlığın da gelişimi, uluslararası hukukun da gelişimi istikametinde olan şeyler. Amerika ile ilişkimize gelince sorunuzun son kısmı itibariyle. Şimdi bakın, milli bir devlet egemen bir devlettir. Ve esasında yeryüzünde hakikaten egemen devletlerin sayısı çok azdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bütün mücadelesi bu egemen devletlerden olabilmektir. Bugün İngiltere'de dahi, Fransa'da dahi, Almanya'da dahi biz milli egemen devlet değiliz, Amerikan uydusuyuz diyen çok ciddi eleştiriler vardır. Hal böyle olunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar milli egemenliği üzerinde uluslararası hukukun bir mefhumu olan, bir hakkı olan bu haktan doğan yetkilerini kullanma üzerinde titiz davranmaya başlarsa Amerika Birleşik Devletleri ile arası o kadar bozulmaktadır. Niye? Çünkü emperyal bir dominasyona itiraz ediyor milli devlet, milli egemenliğini tesis etmeye çalışırken. Uluslararası terörizme karşı meşru müdafaa tatbik ediyor, etme deniliyor. Efendim, milli demokrasinde dış etkilere karşı ve istihbarat örgütlerinin uzantılarına karşı tedbir almaya çalışıyor, alma deniliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile bunlar ilişkileri bozuyorsa, varsın bozsun. Çünkü bu sizin siz olmanızla alakalı bir şeydir. Ya kendinizden vazgeçeceksiniz, ya kendiniz olmaya gayret edeceksiniz. Bunun da bir takım meşakkatleri olacak. Efendim, Amerika ile ilişkiler bozuldukça Türkiye başka şeyler mi arıyor? Bakın, dünyada ne kadar ben zalim olun asla demem.
akademisyen olarak kendi devletim öyle bir istikamete sapsa benim önce vecibem uluslararası hukuk zaviyesinden buna itiraz etmek. Ancak zalim olmamakla beraber güçlü ve kudret sahibi olmak lazım hakları tecelli ettirebilmek için. Sizin saygınlığınız o kadar artar. Dünyada uluslararası ilişkilerde uluslararası hukuktan kaynaklı yetkilerinizi ne kadar kullanabilirsiniz? Türk Devletleri Teşkilatı'yla, Rusya'yla ilişkileriyle, Avrasya'yla, Çin'le vesaireyle, Güney Kore'yle, şunda bunda ilişkisiyle, Pakistan'la ilişkisiyle, yeri gelip Hindistan'la ilişkisiyle. Yani siz devlet olarak bu imkanlardan ne kadar istifade ederseniz o kadar saygı görürsünüz. Amerika'dan da o kadar saygı görürsünüz, Rusya'dan da o kadar saygı görürsünüz. Dolayısıyla bunlar birbirinin alternatifi değildir. Kaldı ki güçler dengesi denilen mesele 1648 Westfalia Antlaşması'ndan sonra Avrupa kamu düzeni denilen jus publicum europeum Latincesi uluslararası hukukun modern ilk namzeti oluşumu, evet, güçler dengesi lafı oralarda çıktı. Yani bunlar 4 asırlık meseleler, tabii ki güçler dengesi. Ben hocam bu kadar cevap vereyim bütün zamanı domine etmemek çok adına ama öyle sorular ki her biri çok teorik derinlik gerektiriyor. Ben aklım erip benim döndüğü kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben hemen Erdo hocama da döneyim. Erdo hocam, yani benzer bir soruyu size soracak olursak. Evet. Yani bir taraftan baktığımızda Türkiye ile Amerika'nın arası bozuk. Evet. Amerika bunu sebep göstererek Yunanistan'la ilişkilerini oldukça geliştirdi. Özellikle savunma anlamında Güney Kıbrıs'la ilişkilerini geliştirdi. Silah ambargosunu kaldırdı vesaire. Diğer tarafta baktığımızda Türkiye bölgede nüfuzunu artırmak istiyor doğal olarak. Sizce bölgeyi bu anlamda değerlendirip teşkilatı bu şekilde bir araçsallaştırma gayesi var mı Türk dış politikasında? Evet hocam, teşekkür ederim sorunuz için. Aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üyeliği sonucunu biraz böyle uzun perspektiften de, yani Türk dış politikası açısından da sanırım değerlendirmemizin doğru olacağını düşünüyorum. Elbette eleştirilebilir, eleştirilecek bazı yanları vardır ama özellikle son 2-3 yıldır Türk dış politikası çok ciddi bir değişim, gelişim gösterdi denilebilir. Hatta çok İsmet İnönü'nün sevdiğim bir sözü vardı. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye bu dünya içerisinde yer alır sözünü ara ara böyle hep kullanmayı severim. Sanırım öyle bir süreçten geçiyoruz Sayın Hocam. Yeni bir dünya kuruluyor etrafımızda. Ve Türkiye'de kendi imkanları dahilinde bu yeni dünya sistemi içerisinde yer alıyor. Uzun perspektiften bakmamız gerekir dedim. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle sınırlamanın pek doğru olacağını düşünmüyorum. Öncesinde, yani Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilişkilerinin kötü gitmesini şöyle bir düşündüğüm zaman, öncesinde de bazı gelişmeler var. Bildiğiniz üzere İsrail ile bir yakınlaşma süreci, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyareti, işte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, gerek Suriyeli işte sığınmacılar konusu üzerinde olsun, gerek ekonomik sorunlar üzerinde olsun, gerginleşen ama kopmaması gereken ilişkiler. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin artan önemi. Kafkaslar'da Türkiye'nin artan stratejisi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gerek sondaj gemileri, gerek savaş gemileri ile izlemiş olduğu dış politika, ki yine öncesinde Türkiye-Libya yakınlaşmasının yine son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Son gelişmeleri hepimiz takip ettik. Mısır'la yeni bir sürecin başlaması durumu, ki çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Akdeniz'de kartların yeniden dağıtılması, ki Doğu Akdeniz'de kartların yeniden dağıtılması bölgedeki politikaların tamamen değişmesi anlamına gelebilecek. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumda Mustafa Hocam, elbette ki bazı politikalarımız Amerika Birleşik Devletleri, ya Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı politikaları Amerika Birleşik Devletleri'nin elbette ki hoşuna gitmiyor. Bölgede güçlü olan, lider konumda bulunan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği bir yapı olarak düşünülebilir. Zaten ben uluslararası ilişkiler çalışırken şuna dikkat ediyorum. Yükselen bir güç, artan bir küresel güç karşısında Amerika Birleşik Devletleri mutlaka bir baskılayıcı bir unsur yaratarak
O yükselen gücün direncini kırmaya çalışıyor. Çin, görüyoruz, bir Tayvan. Enerjisini yıpratma konusunda bir Tayvan'ı kullanma durumu söz konusu. İşte Ukrayna konusunda baktığımızda Rusya'da bir Ukrayna krizi, yine Rusya'nın direncini kırma konusu. Şimdi Türkiye-ABD ilişkilerimize baktığımızda işte burada da Yunanistan, Türkiye'nin o enerjisini, direncini kırma noktasında ne yazık ki işte halbuki gözünün önünde bir örnek olmasına rağmen, Ukrayna örneği olmasına rağmen gerek yani bu da bir tartışma konusu, Amerika Birleşik Devletleri'ne ne derece güvenilebilir? Ne derece bu adaların silahlandırılması işte ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ambargonun kaldırılması, hani bu ne derece doğru bir adım, bu da tartışılması gerekirken ne yazık ki Yunanistan'da ABD'nin güdümünde Türkiye'ye karşı bir politika izleyerek Türk-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, sizin de belirttiğiniz üzere tabii başka nedenler de, Rahip Brunson işte birçok S-300'ler, tabii F-35 projesinden çıkartılması gibi farklı farklı konularla Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri gerçekten çok, hani alanım olmadan alanınıza da çok girmek istemem, haddimi aşmak istemem ama bir sancılı bir süreçten geçiyor. Sanırım burada da en önemli sebep Türkiye-Rusya yakınlaşması ki ben de sizin sormuş olduğunuz soruyla da bağlantılı olarak Türkiye-Rusya yakınlaşmasının bir yansıması olarak da görüyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu derece önemli bir aktör haline gelebilmesi. Bunu bir yansıması olarak görüyorum. Birinci boyutundan bakacak olursak bu. İkinci boyutundan da yine sözlerime başlarken Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen Orta Asya stratejisini de, yani sadece Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından değil, değişen Orta Asya, Orta Doğu hatta strateji açısından da değerlendiriyorum. Keza yani Türkiye'nin artan gücü karşısında hepimiz takip ediyoruz. İşte Suriye'nin, İran durumu ortada ki İran'da yaşanan gelişmelerde hepimiz endişeyle takip ediyoruz. Böylesi bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aktif bir rol oynayarak Türk Devletleri Teşkilatı'nı 2001 yılından itibaren daha önemli bir uluslararası aktör haline getirmesi, Amerika ile ilişkilerin bozulması, Avrupa Birliği'nin tepkisi ya da diğer işte Yunanistan gibi devletlerin tepkisine rağmen KKTC'nin gözlemci statüsü elde edebilmesini ben büyük bir başarı olarak görüyorum. Burada müsaade ederseniz ben bir iki konuyu gündeme getirmek isterim. Yani bunu Asel Hoca ile yaptığımız görüşmeyle de destekleyerek bazı noktalarda. Şimdi aslında Türkiye'nin Türk dünyası açılımını değerlendirirken 90'ların başını da hatırlamak lazım diye düşünüyorum. Turgut Özal dönemi tabii ve aslında Rusya'nın yani Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte ortaya çıkan güç boşluğunu değerlendirme. Bu çerçevede aslında Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle de Orta Asya'da bir etkinlik kurma çabası olduğunu hatırlamak lazım. Kesinlikle hocam. Dolayısıyla aslında Türk dünyası ve Orta Asya üzerinde, Kafkasya Orta Asya üzerinde Türkiye'nin aslında biraz etkinlik kurması Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da endişe edeceği bir konum olmayabilir. Yani bugün belki aslında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile arası iyi olmayan bir ülke olarak, bir ortak olarak görünüyor ama ileride Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin düzelmesiyle bu Orta Asya açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne önemli fırsatlar sunan bir unsur olarak da görülebilir. Çok özür dilerim hocam, affınıza sığınarak. Evet, kesinlikle katılıyorum ama burada Rusya ile yakınlaşarak Orta Asya devletleriyle belki da ilişki kurması bir soru. Şimdi aslında bunu da aslında 90'ların tecrübesine dönerek vurgulamak lazım bir bakıma. Tam anlamıyla ben Rusya ile ortak bir girişim olarak görmekten ziyade aslında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi tüm ülkelerinde Rusya'nın aslında Ukrayna'daki yaratmış olduğu endişe ve etkiler unsurunu da düşünerek kendilerine bir alternatif yaratma arayışına girdiğini de söylemenin yanlış olmayacağını düşünüyorum. Yani Türkiye bu açıdan tam anlamıyla aslında Rusya ile birlikte hareket ederek değil veya Rusya ile iyi ilişkileri çerçevesinde bunu geliştirmeye çalıştığı bir örgüt olarak görmüyor diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki Rusya'nın zayıf olduğu bir alanda kendi etkinliğini artırma çabası, daha güçlü kültürel kimlik bazlı çerçevedeki faaliyetlerle birlikte ekonomik aslında işbirliğini geliştirme amacı güttüğü bir zemin olarak da düşünmek lazım. Yani bu hem Türkiye açısından hem de
baktığımız zaman Türk devletleri açısından bir dengeleme unsuru olarak görülebilir diye düşünüyorum. Asele Hoca da mesela Kazakistan'la ilgili vurgusunu yaparken bunun Kazakistan için özellikle ulaşım koridorları mantığı çerçevesinde görülen bir örgütlenme olduğunu söyledi. Ve Rusya üzerinden aslında Kazak petrolünün aktarılmasının yarattığı sıkıntılara bir alternatif arayışı da sunduğu vurgusu yaptı. Bu mesele önemli noktalardan biriydi. Türkiye'nin 90'ların başında aslında yaşadığı tecrübeyle Özal döneminde bölgede Rusya'ya rağmen hareket edemeyeceğini düşündüğü için aslında o Rusya etki alanını da kabul ederek aslında bir etkinlik kurma ve güç kazanımına veya aslında ekonomik ilişkilerini geliştirme kendi için ve bölge ülkeleri için yeni açılımlar yaratmaya çalıştığını düşünüyorum. Gene bir iki notu ileteyim isterseniz burada. Özellikle ABD konusunu tartıştık ama Rusya ve Çin'in örgütü nasıl gördüğü noktasında. Asel Hoca ile sohbetimizde bu konuyu da biraz açmaya çalıştık. Rusya'nın özellikle örgütü kendisini tehdit eden veya kendi etkinliğini, bölgedeki kendi etkinliğini tehdit eden bir örgüt olmadığını, olarak görmediğini vurguladı. Bir de tabii örgüt içindeki ülkelerin tam anlamıyla aslında her konuda hemfikir olmadıklarını da vurgulamak gerekiyor burada. Yani Türkiye'nin Özbekistan'la çeşitli sorunları vardı. Kesinlikle. Baktığımız zaman Türkmenistan'ın aslında katı bir tarafsızlık politikası var. Nötral yaklaşma çabası var. Burada aslında Rusya'nın bunu fırsat olarak bile düşünebileceğini söyledi Asel Hoca. Özellikle baktığımız zaman Rusya'nın Batı ile olan çekişmede, mücadelede yaşadığı sıkıntıları aşmak için alternatif bir zemin ve oluşum, bir çıkış noktası yaratabilecek örgütlenme olarak görülebileceğini vurguladı. Aslında özellikle Rusya-Ukrayna savaşı bu konudaki durumu çok daha karmaşık bir hale getirecek ve değiştirebilecek potansiyeli de içerisinde barındırır diye düşünüyorum. Burada şunu ekleyeyim mi hocam? Çin'le ilgili o daha enteresandı mesela. Ondan sonra size bırakayım ben mikrofonu. Çin'in özellikle örgüt konusuna yaklaşımının biraz daha olumsuz olduğunu ve temkinli olduğunu vurguladı Asel Hoca. Özellikle Sincan meselesi, yani kimlik üzerinden etkileşimin aslında Çin'e kadar uzanması ihtimalinin Çin için bir tehdit olabileceği düşüncesi. Baktığımız zaman dolayısıyla örgütün aslında burada daha dikkatli ve temkinli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini, bir de tabii örgütün aslında ortaya koyduğu coğrafik konumunda aslında İpek Yolu ve Çin'in de aslında çıkış noktalarından birisi olarak görüldüğünü de hatırlatmak lazım. Üçünün de arka bahçesi değil mi? Yani hem Türkiye'nin aslında, yani bunu kötü anlamda kullanmıyoruz ama bir arka bahçe. Diğer taraftan Rusya'nın yakın, near abroad dediğimiz yakın uzağı, arka bahçesi diyebiliriz. Diğer taraftan Çin'in de tabii etkinlik kurmak aslında bir noktada şey var. Erdoğan Hoca'nın en başta söylediği örgüt içerisindeki sorunların işbirliğine ne kadar dönüşeceği veya engelleyeceği sorusu da bu söylediğiniz noktaları çok daha belirleyici bir noktaya getirecektir diye düşünüyorum. Yani evet, bir de teşkilat kuruldu, bir niyet var ama aynı zamanda da üye devletlerin bir takım nedenlerden dolayı veya bir takım ülkelerle olan yakın ilişkilerinden dolayı farklı amaçlar içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunun da bu örgütün performansına nasıl etkileyeceği çok önemli olacak. Eğer olumlu anlamda etkilerse o zaman Rusya'da, Çin'de çok farklı düşüncelere sahip olabilecek. Veya olmazsa da bu sefer bambaşka bir düşünceye sahip olabilecek. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 12 dakikamız kaldı. Hakkı Hocam'ın hep böyle kapıyı çaldığı ama benim izin vermediğim o soruyu sorma vakti geldi diye düşünüyorum. O kapıdan içeri girelim diyorum. Hocam, biliyorsunuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk kez resmi bir ağızdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısında bulundu. Bunun hemen ardından farklı farklı özellikle
NATO'nun genişleme sürecinde İsveç ve Finlandiya'nın üye olabilmesi için ABD'nin yapılacak pazarlıklar sonucunda KKTC'nin tanınmasına çok fazla ses çıkarmayacağı yönünde de söylemler oldu. Diğer taraftan programın başından beri konuştuğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözlemci statü verilmesi Türk Devletleri Teşkilatı'nda bir tanınmanın ara taşı gibi hep lanse edildi de yapılan açıklamalara baktığımızda. Siz bir uluslararası hukukçu olarak bu sürecin KKTC'yi bir tanınmaya götürebileceğini düşünüyor musunuz? Birleşmiş Milletler'in az önce siz de söylediniz Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar var bu yönde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tanınmaya gidebilir mi? Tanınmanın önündeki engel ve zorluklar nedir? Veya tanınmaya götürebilecek stratejiye şu anda sahip miyiz? Bu soruları böyle bir kısa değerlendirme içerisinde almak istiyorum sizden. Değerli hocam, kaç dakika var acaba benim konuşmam için? Hocam şu anda 5 dakikanız var. Hay 5 dakikayı hemen o zaman verimli şekilde kullanmaya gayret edeyim. Şöyle ifade edeceğim. Şimdi hocam, Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi. Dolayısıyla halk arasında veto yetkisi denilen yetkiye sahip. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var ki KKTC tanınmasın diye. Şimdi tanındığı takdirde otomatik olarak bir yaptırım devreye girmez. Güvenlik Konseyi'nin bir de Güvenlik Konseyi kararı ihlal edildi diye ayrıyeten bir karar alması lazım. Diyelim ki Rusya KKTC'yi tanıdı. Güvenlik Konseyi'nde sen KKTC'yi tanıdın diye Rusya'ya karşı alınacak bir kararda Rusya o kararı görüştürür mü? Görüştürmez. Halk arasında veto denilen, yani müspet oy kullanması lazım. Düzeltiyorum, menfi oy kullanmaması lazım. Çünkü çekimser de kalabiliyor. Menfi oy kullandığı anda bunu görüştürmez bile. Dolayısıyla uluslararası hukukta böyle matematik formül olarak bu mümkün. Hani bu formülün eşitliğin iki tarafında öyle bir işlem yapıyorsun ki paralize ediyorsun sistemi, o karar çıkıyor. Bunun gibi çok sayıda şey var. Uluslararası Adalet Divanı kararları Güvenlik Konseyi kararıyla bir daimi üyeye uygulanamaz. Çünkü orada görüştürmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Nikaragua kararında bunu yaptı. Veto etti Nikaragua'nın şikayetini. Görüştürmedi bile konseyde. Bunlar uluslararası hukukta olur. Bu işin tabiatında bu var. Dolayısıyla olmaz diye bir şey yok. KKTC tanınamaz diye bir şey yok. Yani de jure, uluslararası hukukta hukuki tanıma gerçekleşemez diye bir şey yok KKTC hakkında. Türkiye KKTC'yi de jure tanıyor. Tanıdı, ne oldu? Güvenlik Konseyi'nden bir şey mi çıktı? Fransa sınır ötesinde uluslararası terörizme karşı meşru müdafaada bulunuyor diye geçen sene Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti. Aleyhte karar alalım Türkiye'ye karşı diye. Amerika ile Rusya aynı anda saniye sektirmeden beraber veto ettiler daim üye Fransa'nın Türkiye aleyhine aldırmak istediği kararı. Çünkü hiçbiri Türkiye'yi karşı tarafa kaptırmak istemediği için. Bunlar uluslararası hukukun tabiatındadır. Yeter ki siz bu kaideleri, yani siz derken bunlar bilinsin diye. Bunlar mümkün. Peki ben şunu söyleyeceğim. Hocam 5 dakika dediğiniz için 4.250.000 kilometre kare Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye devletlerinin yüz ölçümü. 157 milyon nüfus. Bakınız bu gayri safi yurt içi hasıla satın alma gücü paritesiyle 4 trilyon 200 milyar dolar. Bunun 3 trilyon doları satın alma paritesinde Türkiye'nin. 90 milyon nüfus Türkiye'nin. 800 bin metrekare kilometre kare Türkiye'nin. Ama düşünün ki diğer tarafta 4250 binde 800 bin kilometre kare. Nominal gayri safi milli yurt dışı hasıla 1.350 trilyon dolar. Kişi başı milli gelir 8 bin dolar. Şimdi Türkiye'ye bakın, ben uluslararası hukuk zaviyesinden bahsediyorum. Bir millet 7 devlet. Bir millet 8 devlet. Tamam. Uluslararası hukukta her devlet egemen. Bir kere Türkiye Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyesi bütün devletlerin devlet olarak egemenliğine her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti hürmet edecek. Hürmet. Karşılıklı hürmet. Onların hepsi bağımsız devlet. Dolayısıyla bunu eşit kardeşler olarak, ne diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı? Kardeşlik hukukumuzun gereğini yaptı.
Tabii ki inşacılık teorisi kimlik. Burada şaşılacak hiçbir şey yok. Aynı zamanda buraya üye bütün devletlerin egemenliğine müşterek hürmet her şeyden önce ve o devletler adına da konuşmayacağız. Şimdi onların teşkilatta alınan kararla fiili tanıdığı anlamına gelir mi KKTC'yi? Bunu biz söyleyemeyiz onlar adına. Kaldı ki gelmez de. Çünkü teşkilatın fiili doğrudan onlara isnat edilmez. Uluslararası örgütlerin sorumluluğu meselesi diye de ayrı bir mesele vardır. Bu fiil onlara isnat edilmez. Peki Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir uluslararası bir şahsiyet olarak AKTC'yi gözlemci üye alması nedir? Zamanı riayet bakımından hızlı söyleyeceğim. Fiili tanımadır. O bile de jure tanıma, yani hukuki tanıma değil. Zımni, örtülü tanımadır. Etap etap. Ne diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanı? Adım adım. Bir gün o da olacak. Yani adım adım. Bu size %100 katılıyorum. Çok çok önemli bir adım. Yani hakikaten çok önemli bir adım oldu. Tartışmasız ama tespitlerimizde de hep hukuki hakikate uygun, heyecanlanmadan ve uluslararası hukukun içindeki kaideleri bilerek tespitler yapmalıyız. Hocam zamanı taşırmamak adına burada keseyim arzu ederseniz. Siz yeter demeden ben kendimi durdurayım. Varsa zaman ve başka bir şey o zaman söylemeye çalışayım. Çok sağ olun hocam. Evet hocam, siz de tanınmayla ilgili az önce bir şeyler söylemek istiyorsunuz ama bir de evet, size bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Özellikle bu gözlemci üyelik statüsü son dönemde izlenilen egemen eşit devlet siyasetine nasıl bir katkıda bulunur? Evet. Bunu hangi noktaya götürebilir bu gözlemci üyelik statüsü? Evet. Hocam hemen sorunuzla başlayayım. Ben de çok kısa tanımayla ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Elbette gözlemci üyelik statüsü yani diğer devletlerin tam olarak, yani Hakan Hocam da belirtti, de jure tanıma anlamına gelmez ama burada bir de facto sınırlı tanımanın olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bundan sonra atılması gereken önemli adımlar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin devlet olduğu unsurlarının tanıtılıp aktarılması konusunda atılması gereken adımlar var ama karşımızda önemli bir problem var. Yine sizin sorununuzla ve tanımayla bağlantılı olarak 541 ve 550 sayılı iki güvenlik konseyi kararı. Burada devletlerin de zaten en büyük çekincesi bu kararlara istinaden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma yönünde bir adım atmaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından bir yaptırıma maruz kalmalarına sebebiyet verir mi? En büyük endişe şu an bu. Yani devletlerin tabii ki siyasi nedenler de tartışılabilir. Birçok devletin siyasi nedenleri de var ki şu anki konjektürde yine tanıma konusunda Azerbaycan'dan bir adım hep bekleniyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Yıllarca Karabağ meselesinden ötürü hani tanımı konusunda adım atamadı. Ancak şu an Karabağ meselesi de çözüldüğü için Azerbaycan'dan bir adım bekleniyor. Hani siyasi meselenin ötesinde yine Azerbaycanlı bazı uluslararası hukuk uzmanı demeyeyim de kişilerin yorumlarına baktığım zaman Güvenlik Konseyi kararlarına bir vurgu yapılıyor. Siyaset ve hukuk, uluslararası hukuk burada paralel ilerleyebiliyor. Biz de şunu söylüyoruz hocam, uluslararası hukuk, yani Güvenlik Konseyi kararları da tartışılabilir. Bunlar bir tanrı doktrini değildir. Yani bugün birçok uluslararası hukuk anlamında çalışan, doktrin niteliğinde taşıyan ki uluslararası hukukun kaynakları arasında yer alan görüşler de mevcuttur. Güvenlik Konseyi kararlarının da yorumlanabileceğini söylememiz mümkün. Burada önemli olan Güvenlik Konseyi'nin bu iki kararın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımaması yönünde vermiş olduğu kararı gerçekten yeniden bir gözden geçirip şu olguya dikkat etmemiz gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir devlete yaptırım uygulayacaksa yetkisi uluslararası barış ve güvenliğin konusu, yani uluslararası barış ve güvenliğin korunması üzerine olması gerekiyor. Bugün birçok uluslararası hukuk uzmanı bunu dile getiriyor. Bu ne demektir? Örneğin İran'a yaptırım uygulayabilir Güvenlik Konseyi. Çünkü uluslararası güvenliği ve barışı tehdit eden kimyasal silah üretimi konusunda bazı faaliyetlerinin bulunduğu dile getiriliyor. Tabii bu da ne kadar doğru? Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Irak'ta da hocam yanıldık dedi. Kimyasal silahlar vardı ama bu tür adımlarda bir Güvenlik Konseyi yaptırımlarını değerlendirebiliriz. Ancak dediğim gibi yıllar önce verilen bir karar, aradan geçen zaman, değişen koşullar ki yine biz uluslararası hukukta antlaşmalar konusunda belki bunu çok dile getiriyoruz. Zamanın değişen koşulları, rebus stantibus ilkesi diye bir ilkemiz var ama
Bazı başka uygulamalarda da bu karşımıza gelebilir. Değişen konjektür, şu anki şartlar, şu anki zaman, bunları düşündüğümüz zaman Güvenlik Konseyi kararları yeniden yorumlanabilir. Devletler bu yönde adım atabilir. Ama tabii ki burada yine bir yaptırım meselesi gündeme gelir. Burada da Hakan Hocam'ın yorumu çok önemli. Güvenlik Konseyi'nin yaptırım alması konusunda Rusya'nın vetosu söz konusu olur ise başka devletler, en azından Rusya'nın şu an adım atmasını açıkçası ben pek olası görmüyorum ama örneğin bir Azerbaycan adım atarsa, Türkiye Rusya ile ilişkilerinde bunu dile getirip Rusya'nın bir veto durumu söz konusu olursa emsal teşkil edebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde son derece önemli bir adım olabilir. Tabii siyasal konjonktür de bu adımın atılabilmesi için çok önemli diye düşünüyorum. Aslında Mustafa Hocam'a da son bir soru sormak isterdim ama yönetmenimiz bizi uyardığı için o soru hakkımı önümüzdeki programa... Bu çorba daha çok su kaldırır Murat Hocam. O yüzden eminim ki bu konuyu tekrar tekrar tartışma fırsatı bulacağız hep. Kesinlikle. Evet. Hakkı Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Değerli hocam, yönetmenimizden azar işitmeden bir saniye bir şey söylemek isterim. Buyurun hocam. Teşkilatın askeri boyutunun olmaması. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu teşkilatı kimseye karşı saymıyoruz, zaten askeri boyutu yok dedi. Evet. Çin hakeza aynı şeyi söyledi. Yani teşkilatın ölü doğmamasının en önemli sebebi bu askeri boyutunun, savunma boyutunun olmamasıdır. Ne Rusya ne Çin bunu kendine karşı saymıyor. Bu çok doğru bir strateji oldu. Bu bir kültürel işbirliği, ekonomik işbirliği teşkilatı. Bu kadarını söyleyeyim sadece. Sağ olun hocam, önemli bir katkıydı. Erdo Hocam, size de çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konuklarımızla yine karşınızda olacağız. Bizden bu akşam da bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.